Söylemiştim oysa. Ben gürültüde kalıcı değilim. Yeniden bir ayrık otu bulmalıyım içimde. Yoksa kendimi iyiden iyiye kalabalıktan biri sayabilirim. Göçe yetişememiş, bir kuş kadar üşüyor sağ elim. Oysa büyük yüz ölçümlü cümleler kurmak için okyanuslar geçecektim. Dar odaların oyuncak yaygaralarından çok vakit kaybettim. İçimin ılık, tanıdık seslerini bastırdı kalabalık. Ancak tek bir gündüzün hükümdarı kağıtlar üzerine, her şeyi biliyormuş gibi yapan cümleler kurmanın bedeli bu. Oysa hiç keyfini süremedim ki biri olmanın. Nasıl süreyim? Benimle ilgisi olmadı hiç. Bütün kalabalıkların iyi dediği şeylerin. Ben hiç biri olamam ki. Olup olabileceğim hiçbiri. Söylemiyorum bunu hiç. İlan ederler çünkü. Bunun bile gürültüsünü ederler. Bunu gerçekten hiç kimse olanlar bilirler. Bugün tekrar yüksek ve geniş yaylalara çıkmak mecburiyetindeyim. Dar odalarda çürüttüğüm organımı iyileştirmek için. Uzun bir yola gideceğim. Oralara vardığımda hala çıkıyorsa sesim, sevgili ana dilime, iç dilime, kendime yeniden kabulümü dileyeceğim. İçime, kendime giremezsem, kendinin dışında kalan herkes gibi biteceğim. Bu bir mecburi yolculuk hikayesidir. Yolda anlatılacak bir şey olursa eğer, kim bilir? Belki şeyler kendini deyiverir.